أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام آمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين والحمد لله رب العالمين 10. söz 11. suret sonlarına doğru paragrafı bitiremeden arada kaldık. Paragrafı başından okuyarak inşallah kaldığınız yerden devam etmeye çalışalım. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. 10. söz 11. suretin sonlarına doğru benim kitapta bir paragraf başı, sondan iki paragrafın başı. Eğer faraza tevehüm ettiğin gibi daire-i memleketinde daimi menziller, âli mekanlar, sabit makamlar, baki meskenler, mukim ahali, mes'ud raiyeti bulunmazsa şu hikmet, inayet, merhamet, adaletin hakikatlerine şu merhametin, inayetin, adaletin, hikmetin hakikatlerine şu bekasız memleket mazhar olamadığı malum. Onların merhametin bir kısmı var, tezahür eden sınırlı kısmı var ama merhametin hakiki şekliyle algılanmasına, müşahede edilmesine, merhamete hakiki şekliyle sebepler tahtında sınırlaması altında olmaksızın rahmetin, hikmetin hakikatine mazhar olunmasına şu dünya müsait değil ama olunması gereken, onların hakikatine mazhar olunması gereken bir alemin var olması gerekir. Yani onun, şu kainatın sultanının memleketinde yarattığı alemde onun esmasının hakikatlerine mazhar olunacak, o hakikatler görünebilecek, müşahede edilebilecek bir yaratılış türü olması gerekir. Şu bekasız memleket mazhar olamadığı malum. Şu bekasız memleket, bizim müşahede ettiğimiz şu memleket mazhar değil ama onun mülkünde, kainatın halikinin yaratmasında bunu, bu isimlerinin özelliklerinin hakikatine mazhar olacak bir yaratılış hali veya bir yaratma alanı mevcut olması gerekir. Ve onlara mazhar olacak başka yerde de bulunmazsa, eğer onlara mazhar olacak bir başka yerde bulunmazsa, o mutlak olan esmanın özelliklerin, yaratıcının mutlak olan özelliklerinin perdesiz, sınırsız tezahür ettiği bir başka yer bulunmazsa, o vakit gündüz ortasında güneşin ışığını gördüğümüz halde güneşi inkar etmek derecesinde bir ahmaklıkla, yani apaçık bir ahmaklıkla şu gözümüz önündeki hikmeti inkar etmek ve şu müşahede ettiğimiz inayeti inkar etmek ve şu gördüğümüz merhameti inkar etmek ve şu pek kuvvetli emaratı, işaratı görünen adaleti inkar etmek lazım gelir. Bu önemli bir anlayış veya bakış tarzı. İşte bu dünyada biraz merhamet var.
hikmet var. Bayağı yaratılanlar bayağı hikmetli yaratılıyor. Bazılarını anlamasak da %99 çoğunlukta her şey gayet merhametli, hikmetli yaratılıyor. Ve bunların hikmetli, adaletli, inayetli, merhametli yaratılıyor olduğunu müşahede ettiğimiz zaman vardığımız sonuçta bu yaratıcının, hikmetin, merhametinin, adaletinin sonsuz olması gerektiğini anlıyoruz. Çünkü yaratıyor, yoktan var ediyor. Yoktan hikmetle var ediyor, yoktan adaletle var ediyor, yoktan rahmetle, merhametle yaratıyor, var ediyor. O zaman bu yaratıcının bu kendisi mutlak olduğu gibi özellikleri de mutlak olması gerekir. Eğer bu dünyada bu özelliklerin mutlak olarak yani sınırlı imtihan münasebetiyle bizim gaflete düşmememizi engellemek hikmetiyle engellemek için gafletimizi engellemek için bizim hakikatimizi, gerçeğimizi, yaratılmışlığımızı anlamamız için sınırlı yaratılan şu dünyadan başka eğer bir başka yerde mutlak olarak bu hikmetin, adaletin varlığını kabul etmezsek bir başka yerde bunlar tecelli ediyorlar, edecekler, yani bize göre edecekler ama hakikatte yaratıcıya göre zaman mekan olmadığı için ediyorlar. Yani ahiret alemi halen mevcut, yaratıldı, cennet yaratıldı, var, cehennem yaratıldı, var, melekler yaratıldı, varlar. Onlar şu anda mevcutturlar. Böyle bir memleket yok. Biz oraya transfer falan olacak değiliz dediğimizde buranın mantığı çok ilginç. Buradaki kullanılan mantık çok ilginç. O zaman burada tezahürünü gördüğümüz, sınırlı yansımasını gördüğümüz rahmeti inkar etmek gerekir diyor. Yani ilk etapta neye inkar etmek gereksin ki diyesi geliyor insanın. Yani burada böyle birazcık sınırlı da olsa rahmetle muamele görüyoruz işte. Neden inkar edelim ki? Neye inkar etmek gerekir ki eğer ebedi alemde ebedi rahmet, hikmet, adalet yok ise? Ses gitmedi. Ben sustum. Başka bir sebepler dolayı. İnşallah ses geliyordur. Yani bu anlayış önemli. Yani insan insan bu mantığın çok doğru olacağını ya da bu mantıkla düşünmüyoruz biz. Neden öyle olsun ki diye aklımıza geliveriyor. Ya işte dünya böyledir, sınırlıdır, böyle yaratılıyor, tamam. Hayır. Yani insan derinlemesine düşündüğünde rahmetle yaratanın, rahmetle 50 sene, 60 sene ömür verenin, bu ömür verdiği canlıları, her canlının kendi hayat ömürü dahilinde ihtiyaçlarını karşılayan inayetli, rahmetli bir yaratıcının anlıyoruz ki merhametli oluşu, inayetli oluşu mutlak. Çünkü mutlak olmasa merhametle, inayetle yaratamaz. Bunu iyi anlayalım. Yaratma çok önemli bir konu. Mutlak olmayan yaratamaz. Mevcudu kullanır iradesi, insan örneğinde olduğu gibi iradesiyle mevcudu kullanır. Kendisine verileni verildiği kadarıyla kullanır ama yaratamaz. Yoktan var edemez. İradesi de mutlak değildir. Kabiliyetleri de mutlak değildir. Yaratamazlar. Ama bu alem yaratılıyor. Madem bu alem yaratılıyor, o halde madem bu alem yaratılıyor, o halde yaratılışta görünen, tezahür eden, sınırlı da olsa, yaratılışta görünen hikmet, adalet, inayet, rahmet madem yaratıcının bir özelliğidir,
mutlak olması gerekir. Zaten mutlak olduğuna dair çok işaretler var. Mesela insana hayat veriyor, diğer canlılara hayat veriyor. Bir müddet sonra o canlının hayatını geri alıyor. Eğer yalnızca geri almakla kalsaydı, hayat vericiliğini çok takdir ederek takip ederdik, dinlerdik, görürdük. Ama yetmediğini de görürdük. Ama geri almakla kalmıyor. Birisini geri alırken milyarlarca, trilyonlarca ayrı yaratıklara tekrar hayat veriyor. Hayatın kaynağı o. O haydır. Hay olması onun hayat vericiliğinin veya hayatlar oluşunun, kendisinin hayatlar oluşunun ve hayat vericiliğinin mutlak olduğu anlamına gelir. O zaman onun özellikleri mutlaksa, bir kişi, bir canlıya hayatı verdikten sonra tekrar onu öldürmesi, onun merhametli, hikmetli oluşuna ters düşüyor. O zaman o zaten, o yaratıcının merhametli olduğundan bahsetmemek lazım ki, bu da mümkün değil çünkü yaratılışta merhamet var. O yaratıcının hikmetli olduğundan bahsetmememiz lazım. Yani hikmetli değil dememiz lazım ama yaratılışta hikmet var. Burayı iyi anlamayı istiyorum kendim için de. Yaratılışta hikmet var. Madem hikmet yaratıcının bir özelliğidir, o zaman onun hikmetli oluşu da mutlak olmalıdır. Ama bakıyoruz, insanı bu kadar güzel kabiliyetlerle yarattığı, ebedi isteyen arzularla donatarak yarattığı halde, ebedi vermek yerine zahirde öldürdü gibi görünüyor. Yok etti gibi görünüyor. O zaman bu hikmetin, ya bu yaratıcı birazcık hikmetli denmez. Bu nokta, bu paragrafta çok güzel belirlenmiş. Benim de çok dikkatimi çekti. Yaratıcı, işte yaratıcı ama hikmetli, ama tam da hikmetli diyemeyiz. Yarattıktan sonra öldürüveriyor. Merhametle hayat veriyor. Lezzetler, lezzetli yiyeceklerle, nimetlerle yarattığı canlılara ikramda bulunuyor, onları eğlendiriyor, onlara kendisinin merhametli olduğunu, onların ihtiyacını tanıdığını gösteriyor ama sonunda yetmiyor, işte ölüyor dedi, öldürüyor, devam ettiremiyor, tutturamıyor, devamlı merhametli, devamlı hikmetli olamıyor dediğimizde, yani ölüm sondur dediğimizde bir çelişkili sonuç var. Çünkü yaratıcı için ya tam hikmetlidir, mutlak hikmetlidir, adaletlidir, inayetlidir, merhametlidir, ya hiç merhamet yoktur. Azıcık merhametli oluşu onun mutlak merhametli oluşuna ters düşüyor. Yani bir sonsuz bütün rakamları içerir. Yani sonsuzun içinde ben bir sonsuz buldum. İçerisinde 6 milyon tane, 8 milyar tane rakam vardı. Başka yoktu dediğimizde o sonsuz değildir. Mantık bunu kabul etmiyor. O halde onun bu dünyadaki yaratılışında tezahür ettiği hikmet, sınırlı gibi görünmesinin nedeni, onun sınırsız hikmetinin tezahür ettiği bir başka alemin var olduğunu gösteriyor. Bu da çok ilginç bir yaklaşım. Bilmem odada bulunan arkadaşların dikkatini çekti mi? Yaratıcı ya mutlak rahmetlidir ya mutlak rahmetsizdir. İnsan gibi birazcık rahmetle muamele eder, sonra kafası atar, rahmetle muamele etmez de kızmaya başlar. Dediğimizde rahmeti sınırlı, evet. İnsanın rahmeti sınırlı. Yaratıcı yaratık gibi olamaz. Yaratıcı yaratık özellikleriyle tanımlanamaz. O zaman yaratıcı olmaz. Yani şu alemin bir yaratıcısı vardır diyorsak, diyebiliyorsak, onun mutlak olduğunu söylüyoruz demektir. Bunu vacibül vücut kelimesinin detaylarını incelerken çok konuştuk. Onun mutlak olması gerektiğini söylüyoruz. Mutlaksa sıfatları da mutlaktır. Madem bu dünya mutlak sıfatların tecelli ettiği bir yer değilse,
O zaman bu dünyanın yaratıcısı ve mutlak sıfatlara sahip olan zatın o mutlak sıfatlarını tezahür ettiği bir yer olmalı. Bu dünya muhakkaten o yere hazırlık yeri olmalı. O mutlak tezahürün gerçekleştiği yere hazırlık yeri olmalı. Bu dünya. Çünkü yoksa eğer böyle değil de, yani bu dünya geçici bir yaratılış yeridir, yaratma yeridir, mutlak sıfatların tezahür ettiği bir başka yaratma yeri yoktur dediğimizde, şu alemin yaratıcısının merhametinden, hikmetinden, inayetinden hiç bahsetmememiz lazım. Çünkü çelişki oluyor. Yaratıcının özellikleri mutlak olur. Mutlaksa mutlak tezahür etmesi gerekir. O zaman, yani mutlak olarak tezahür etmesi gerekir. Yani alemi beka dediğimiz, ahiret alemi dediğimiz, ruhun bekayı isteyen, arzulayan özelliklerinin tam tatmin edildiği bir yaratılış yeri olan ahiret aleminin var olduğunu söyleyen haber, benim ruhumun getirdiği habere uygun düşüyor. Bu haberi inkar etmek, ölümün son olduğunu söylemek, yaratılışın son olduğunu söylemek tamamen keyfi, delilsiz bir, ispat edilemeyen, mantığın kabul edeceği bir delile dayandırılamayan bir iddiadan ibarettir. Bunu iyi anlamamız lazım. Peki arkadaşımızın bir tanesi bir şeyler yazdı, okuyalım. Biz mutlak olarak tezahür etmiş özelliklere muhatap olabilir miyiz? İyi dikkat edelim, biz mutlaka muhatap olamayız ama mutlakın tezahürlerine muhatap olur. Yani bu dünyadaki gibi yaşayacağım biraz yaşlanıp sonra öleceğim değil, yaşayacağım yaşlanmayacağım, ölmeyeceğim. Buna muhatap olabilirim. Şu örneği, şu hadisteki örneği kullanırsak ben onu öyle anlayabiliyorum. Diyor ki, arzu ettiğiniz bir meyveyi, iştahınızın olduğu, iştaha sahip olduğunuz herhangi bir şeyi, o hadiste meyve diyor, meyve değil başka bir şey de olabilir. Ne arzu ediyorsanız, o meyve örneğinde arzu ettiğiniz meyveyi ağacından isteyeceksiniz. Ağacın büyümesi, yetişmesi, mevsiminin gelmesi, meyve vermesi, meyvenin olgunlaşması için beklemenize gerek yok. İşte tezahür böyle oluyor. Sonra meyveyi aldığınızda orada bir meyve kopardın, bir de sen kopardın, meyve eksildi değil, hemen yerine tekrar geliyor. Bu şekilde bir tezahür var. Onun için siz de farkında olmalısınız ki biz mutlaka muhatap olabilir miyiz demiyorsunuz. Biz mutlak olarak tezahür etmiş özelliklere muhatap olabilir miyiz? Evet, ruhumuzun o mutlakı görebileceği, sebeplere takılmayacağı, sebepler engelinin olmadığı, gölgesinin olmadığı bir tezahür şeklidir diye anlıyorum ben ahiretteki yaratılışın veya bizim için ahiret, Allah yaratıcı için de işte alemi bekadaki yaratılış, burası alemi fena, alemi bekadaki yaratılışın mutlak olması, mutlak özelliklerin tezahür ettiği bir yer olması, biz insanların bize verilen kabiliyetlerle, mesela mün'im olan Rabbimizin, hakim olan Rabbimizin inam ediciliğinin, hikmetli oluşunun sonsuz olduğunu orada göreceğiz. Burada bir sonu var gibi görünüyor. Çünkü burası alemi fenadır. Alemi beka değildir diye anlıyoruz. Zaten buradaki yaratılış biçiminden de biz onun bir başka yerde özelliklerini hakikatiyle, buradaki kelimenin altını çizelim, söylemişti, şu hikmet, inayet, merhamet, adaletin hakikatlerine, işte onların hakikatlerine bu memleket mazhar değil, hakikatlerine mazhar olacak bir yaratılış türünün gerçekleşmesi lazım.
Yoksa insan bize verilen şu kabiliyetlerle bu yaratılış alemindeki özelliklerin olmadığını söylememiz lazım ki mümkün değil, var çünkü. Her yerde göremesek bile bu alemin sınırlılığından dolayı, her yerde göremesek bile, her yerde tezahür ediyor demesek bile, mesela Allah bana hayatı verdi, ben öldüm ama bir başkasına yeniden hayat vermesiyle onun hayat vericiliğinin devam ettiğini hissediyorum, anlıyorum. Yalnız bizzat kendim yaşamıyorum hayat vericiliğinin devam ettiğini. Onun için insan ruhu bizzat kendisinin yaşadığı, müşahede ettiği, tecrübe ettiği bir yaratılış biçimine, ki buna alemi ebedinin yaratılış biçimine, alemi bekanın yaratılış biçimine muhatap olabilecek şekilde yaratıldığımızı anlıyorum. En azından cesedimizin değil de ruhumuzun. Orada ruhumuza o beka aleminin aleminde tezahür eden sonsuz mutlak esmanın tezahüratına muhatap olabilecek kabiliyette bir ceset giydirilecek. Aynı bu ceset değil. Olmaması lazım. Çünkü ben bu cesedimden şikayetçiyim. Hastalanıp duruyor ikide bir. İstemiyorum böyle bir şey olsun. Ruhum bana böyle bir ceset istenmemesi gerektiğini söylüyor. Ben bunu bir yerden alıp öğrenmedim ki. Yaratıcım bana bunu öğretti. Demek ki böyle bir yerin yaratılması gerekiyor veya yaratılmış olması gerekiyor. Yaratıcının böyle bir yeri yarattığını ben böyle anlıyorum. Vahiy ile gelen haberlerde de böyle bir yer yaratıldı, sizi bekliyor. Hepiniz oraya yolcusunuz, gidiyorsunuz diyor. Ben de olması lazım zaten diyorum. Ve tasdik ediyorum. Yani esas iman budur işte. Vahyin getirdiği habere iman bu şekilde oluyor. Kendimde bir talep var. Olması gerekir kanaati var. Vahiy de vardır haberiyle gelince olması gerekir kanaati vahyi tasdik etmek için vesile olarak, alet olarak kullanılıyor ve iman edilmiş oluyor. Vahyin de yaratıcı tarafından, benim yaratıcım tarafından gönderilen bir haber olduğundan emin olmuş oluyorum. Böylece hep alemin şehadetin, insaniyetimin ve vahyin getirdiği haber hepsi bir noktada birleşiyor. Ve bunun aykırı, buna aykırı olan bir düşüncenin, bir ihtimalin de delili yok. Ne insaniyetimde delili var. Çünkü öleceğim dediğim zaman üzülüyorum. Elimdeki bir saadetin, mutluluğun gideceğini hissettiğim zaman üzülüyorum. Aç olduğum zaman tam yemeye başlayacağımda elimden yemeği alıp götürseler üzülüyorum. Sevmiyorum. Demek ki ruhumda hep böyle beka istiyor. Devamlılık istiyor ruhum. Ben de kendimi şahit olarak kullanarak alemi bekanın olmadığına dair hiçbir delili görmüyorum. Yani alemi yalnızca benim vehmim öldükten sonra, çok önemli bir problem bu zaten insan için, öldükten sonra bana ne oluyor? Demek ki ölüp gidiyorum. Cesede bakıyorum çürüyor. Demek ki insan bitti diyorum. Fakat insan ceset değil ki. İnsanı insan yapan ceset değil. Ceset insanın hayvani yönüdür. İnsanı insan yapan ceset değil ki. Yani ama insanı insan yapan özelliğin ki ona biz ruh diyoruz. Ruhun öldüğüne dair hiçbir delil olmadığı gibi ölmemesi gerektiğine dair çok delil var. En önemlilerinden bir tanesi, içinizde en yaşlı benim, ruh yaşlanmıyor. Ceset yaşlanıyor, ruh yaşlanmıyor. Bakın Allah uzun ömür versin, siz de yaşayın görün, 50 sene 60-80 sene böyle eli ayağı düşmeden 100 sene şuurunuz yerinde ibadetinizi, kulluğunuzu idrak ederek Rabbim uzun ömür versin, yaşamak nasip etsin. Ruh yaşlanmıyor. Hiç yaşlanmıyor. Burada sık sık ziyaretine gittiğimiz 94 yaşlarında bir insan var, bir kadıncağız var, oğlu, kendisi de benim yaşlarda 60 küsur yaşında oğlu dostumuz ve inşallah
Rabbim iman nasip eder. Annesi 94 yaşında ve hasta ve yatalak. Yani yerinden kalkamıyor, yürüyemiyor, ayağını falan basamıyor. Hala yemeğin en güzelini istiyor. Hala mutlu konuşmalar istiyor. Hala birisi gelip onu eğlendirsin istiyor. Onu memnun edecek ziyaretler yapılsın, konuşmalar yapılsın istiyor. Biz kendisine sevdiği parçaları okuyoruz. Çok çok hoşlanıyor, memnun oluyor, yüzü gülüyor. Hiç ama ben yaşlandım, boşver bu işlerden vazgeçeyip de ne yapacağım zaten, yiyeyim, mahvoldum. Şimdiye kadar bu hale geldim, yatalağım olduğum yerden kalkamıyorum. Affedersin, hiçbir yere kalkamıyor. Yalnızca burada ruh yaşlanmıyorsa, olgunlaşan, heveslerini kaybeden nedir? Nefes. Nefsin ceset üzerine olan etkisidir. Mesela heveslerini kaybeden ceset belli bir yaştan sonra yavaş yavaş göz görmemeye, dil her türlü tadı almamaya, kulak duymamaya, cinsiyet talepleri kesilmeye başlıyor. Ruh istiyor. Ruh duymak istiyor. Konuşmak istiyor. En parlak şekilde görmek istiyor. Şimdi benim gözlüksüz okuyamıyorum ben. Ruh gözlüksüz okumak istiyor. Ama göz göremiyor. Ceset göremiyor. Ceset yaşlanıyor. Ruh yaşlanmaz. Hevesler kesilir. Hayır. Hayır. 80-90 yaşında çok zengin bildiğiniz bir adam bile hala para kazanmak ister. Hani hevesler kesilir. Kulağı duyamaz. Midesi her türlü yiyeceği hazmedemez. İyi dikkat edelim. Çok çok dikkat edelim. Ruh yaşlanmaz. Siz galiba kesici ünvanıyla soruyu soran kardeşimiz gençsiniz. Bak yaşlandıkça göreceksiniz ruhunuz hiç yaşlanmayacak. Mesela Allah muhafaza etsin, kulağınız yavaş yavaş ağır duymaya başlayacak. İyice yaşlandığınızda en iyi duymayı sağlayacak alet arayacaksınız. Ruh istiyor. Öyle ağır duyuyorum, olduğu yerde kalsın, nasılsa öyle olsun, boş ver demiyor. Ne kadar masraflar yapılıyor, doktor dolaşılıyor, aletlerden en hassası seçiliyor. Elinizdeki tüm imkanları kullanıp sizi eskisi gibi net duyabilmenizi sağlayacak aletler istiyorsunuz. Ruh yaşlanmaz. Ruh öyle bir mahluktur ki sanki tahayyüre ve tebeddüle tabi kılınmıyor. Kanun cinsinden olduğundan, mahluk olmadığından değil. Yani yaratılışın türleri var. Böyle toprak, taş gibi yaratılış var, hava gibi yaratılış var, elektrik gibi yaratılış var, enerji cinsinden yaratılış var, dalga cinsinden yaratılış var. Yani kuvvalar cinsinden, yer çekimi gibi, işte maddenin çekim kuvveti, hafif kuvvet, ağır kuvvet, her neyse, değişik yaratılış türleri var. Bir de kanunlar cinsinden yaratılış var. Bunun en güzel örneğini ben suyun donma kanununda görüyorum. Sıfır dereceye gelince pat diye donuyorsun. Neden donuyor? Çünkü o kabiliyette yaratılmış, öyle bir yaratma kuralı, prensibi var. Ruh ise bu cinsten bir yaratılıştır. Su hiç olmasa, hiçbir yerde su olmasa, suyun donma kanunu kendini göstermiyor. Bir yerde bir damlacık su donmak kanunu şartlarını haiz oluverdiğinde hemen bakıyorsunuz kanun orada. Demek ki kanun cinsinden bir yaratılış var ki o yaratılış tahayyüre, tebettüle tabi kılınmıyor. Ruh da kanun cinsindendir. Fakat mahiyeti bilinmez. Yani kanunun mahiyetini bilmiyoruz zaten. Yani onun için ruhun mahiyetini bilemememiz, onun hangi tür bir yaratılış olduğunu bilemediğimiz anlamına gelmez. Ses var mı diyor kesici kardeş, benim makine var diyor ama arkadaşlarımız ne diyor bilmiyorum diğer.
buraya kadar anlaştıysak burası güzel bir noktaydı. Devam edelim inşallah. Demek ki ebedi alemde, ebedi şekilde hikmet, inayet, merhamet, adalet gibi özelliklerin hakikatlerini tezahür ettikleri bir yaratılış biçimi yok diye kanaate sahip olursak, bu kanaate sahip olan kimse şu dünyada yaratıcının hiçbir hikmeti yoktur, rahmeti yoktur demek zorunda. Ama rahmetinin olduğu belli, acıktığı zaman karnı doyuruluyor. Hikmetinin olduğu belli, her şey en mükemmel hikmette yaratılıyor. O halde bu hikmet mutlak olacak. Öyleyse bu alemde hikmet var. Bu hikmet mutlak yaratıcının mutlak hikmetidir, sonsuz hikmetidir. O sonsuz hikmetin hakikatine layık bir yaratılış gerçekleşmesi lazım. Burası, bu memleket, o sonsuz hikmetin, rahmetin hakikatine layık bir yaratılışın gerçekleşmediği bir yaratma türüdür. Alemi fena. Ama hakikatine layık bir yerin yaratılmış olduğunu hem vahiy haber veriyor, hem de yaratılması gerektiğini insan aklı, insan ruhu, insan vicdanı, insan hissiyatı olması gerekir diyor. Evet. Bu da çok güzel bir diyalog tarzıydı veya bir muhakeme tarzıydı. Nefisle diyalog. Elhamdülillah ben çok memnun oldum. Buradaki muhakemenin yeni farkına vardım. Evet. Hem okumaya devam ediyorum, hem bu gördüğümüz icraat-ı hakimane ve ef'ali kerimane ve ihsanat-ı rahimanenin sahibini haşa sümme haşa sefih bir oyuncu, gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek lazım gelir. Bu da ağır bir ifade. Ve çok çok önemli muhakeme kolay olan bir ifade. O çok ağır bir ifade. Dikkat ederseniz yaratıcı için orta yerde bir şey söyleyemiyoruz. Yaratıcı deyince o ya mutlak olur ya da hiç öyle bir şey olmaz. Azıcık yaratıcı, biraz yaratıyor, biraz da yaratamıyor dediğimizde hem şu alem böyle bir özelliği göstermiyor. Sonsuz. Makro dünyada da mikro dünyada da sonsuz. Bu çok önemli bir hakikat. Alemin dışına açıldığımızda galaksilerin sonuna gidemiyoruz. Alemin içine açıldığımızda atomun içinin de sonuna gidemiyoruz. Böyle mutlak bir yaratılış var. Yaratıcının mutlak, yanlış söyledim. Yaratıcının mutlak özelliklerini tezahür ettiren bir yaratılış biçimi var. Yaratılış biçimi var. Yaratıcı ya böyle mutlak olur, Adem buna şahitlik yapıyor, hem de insan mantığı evet diyor, yaratıcıysa mutlak olması lazım çünkü yoktan var ediyor. Yoktan var eden mutlak olmazsa olmaz diyor. Eğer biz yaratıcı yok diyorsak ya da onun özellikleri mutlak değildir dersek diyorsak, söyleyeceğimiz vardığımız nokta, o zaman hiçbir surette o yaratıcı değil. Ortası yok. Ya o tam adildir ya da tam zalimdir. Ya o tam merhametlidir ya da tam merhametsizdir. Bunu neden? Hem yaratıyor hem de ebedi hayatı, ikramı, lezzetli bir hayatı sevdiriyor, hem de öldürüyor. O zaman insan, affedersiniz argo bir kelime kullanacağım, bu yaratıcı manyak mı, zalim mi, nedir? Hem bana mutlak hayat, mutlak mutluluğu sevdirmiş, hem de beni kesiyor, öldürüyor. Hem bana hayatı sevdiriyor, hem de hayatı elimden alıp çürütüyor. Yani gerçekten
buradaki kullanılan ifadeler haşa sümme haşa diyerek kullanılmış, sefih bir oyuncu olması lazım bu yaratıcının eğer ahiret yoksa. Öyle ahiret yok, ebedi hayat yok demek çok kolay değil. Çok kolay görünmüyor. O zaman bu şu dünyanın yaratıcısına, bizim yaratıcımıza burada kullanılan kelimeler gaddar bir zalim, sefih bir oyuncu, bizimle dalga geçen bir, çok affedersin, serseri demek gerekiyor. Eğer ahiret yok dersek, ahiret yok deyivermek hiç de kolay değilmiş bu cümlelerden anlıyorum. Hiç de şu kainatın yaratıcısı gaddar bir zalime benzemiyor. Şu kainatın yaratılışında, bana verdiği duygularda hiç böyle bir özellik görünmüyor. Gaddar bir zalim, sefih bir oyuncu, sefih bir oyuncu, yani bizimle oynuyor da değil, sefih, adi bir oyuncu. Yani insan şu kainatın yaratıcısı ne olursa olsun, hatta bazıları deseler ki, tabiat deseler bile, bu tabiat dedikleri şey bile ne olduğunu bilmem, onlar, ben bilmiyorum, onlar da bildiklerini zannetmiyorum. Tabiat dedikleri zaman neyi kastettiklerini, belirsiz bir şey çünkü. Yaratık mı yaratıcı mı belli değil. Çok saçma bir ifade aslında bu tabiat denilen kelime. Ne olursa hiç kimse, tabiat bile dese, tabiat çok sefih bir oyuncu diyemez. O kadar mükemmel yaratılış var ki. Nasıl bir sefih oyuncu diyebilirsin ona? Çünkü hiçbir böyle, evet bizi öldürüveriyor ama bakıyorsunuz o kadar mükemmel de yaratıcı, yaratılma gücü var. O kadar merhametli bir hazırlıkları var bizi yaratmadan önce. Bizim tüm ihtiyaçlarımızı hazırlayarak yaratıyor. Bu dünyayı ve bizi. Buna sefih bir oyuncu diyemezsin. Yani mutlaka mutlaka bir hikmeti var. Demek ki bu hikmet buranın fani bir yaratılış örneği, baki bir yaratılışın varlığına hazırlık yeri olduğunu söylüyor. Bu çok makul geliyor şimdi bana. Demek ki yaratıcı için ortada bir kelime kullanmak, birazcık şöyle birazcık da onun tersi demek mümkün değil. Bu çok güzel bir noktaydı. Arkadaşımızın birisi herhalde soru işaretiyle biten uzun bir cümle yazmış, okuyalım. Bu fani dünyada mutlak iyiyi göremiyorsa ve bu yüzden de mutlak iyinin göründüğü başka bir yaratılış olması lazım diyorsak, burada o mutlak iyiye yakışmayan yaratılıştan yola çıkarak neden mutlak zalim sonucuna varmıyoruz? Mutlak iyiye yakışmayan yaratılış görünürde, zahirde. Yani çocuk bisiklete binmeyi çok seviyor. Bir yere gidiyor, ille de bisiklete bineceğim diyor. Birisi de bakıyor ki çok uzun yol var. Bu çocuk bu uzun yolu götüremez. Ben bunu arabaya alıvereyim diyor. Arabayı getiriyor, bisikletin yanında duruyor. Çocuk bisiklete binmeyi sevdiği için ben bisiklete binmek istiyorum diyor. Ama yolun çok uzak yavrum, sen oraya gidemezsin. Ben seni arabaya alayım götüreyim diyor. Çocuğu bisikletten indiriyor. Bisikletin arabanın arkasına atıp çocuğu da arabaya bindirip götürüyor. Çocuk böyle bir alıştığı, buranın üzerinde iyi duralım, alıştığı fakat sınırlı zevkten mahrum edildiğinden dolayı muzdarip olabilir. Ama o yapamayacağı, ulaşamayacağı yere götürüveren kimsenin ona zulmettiğini söylemek doğru değildir. Çünkü ona hem bisikleti verecek, hem uçağı verecek, hem arabayı verecek, hem de o lezzetlerin en güzelini tadacağı aleme götürüyor. Onun için burada o mutlak iyiye yakışmayan yaratılış dedik. Mutlak iyiye yakışmaz gibi görünen yaratılış, ölüm öyle görünüyor. Mutlak iyiye yakışmayan bir yaratılış gibi görünüyor. Onun için biz ölüme bakarak bu yaratıcının mutlak iyi bir yaratıcı olmadığını söylediğimizde biz yanılırız. Yoksa ölüm onu inkar etmiyor. Bu yaratıcı mutlak iyi değildirin ispatı değildir. Çünkü ölüm ruhun cesetten ayrılışından ibaret ve ruh o ebedi saadeti tadacağını zaten hissediyor. Bu bizim problemimiz, mutlak iyiye yakışmayan haller var değil.
mutlak iyiye yakışmadığını gördüğümüz hallerin, o şekilde tezahür eden hallerin yorumundadır. Nasıl yorumlayacağız ölümü? Ölüm yaratıcının bize zulmetmesi midir, yoksa bizi bu fani alemden alıp ebedi aleme götürmesi midir? Bunun güzel örneğini hepiniz bilirsiniz. Hepimiz yaşıyoruz, gördük. Çocuk anne karnında ölüyor ama dünyada doğuyor. Anne karnında ölen, hani bir misal olarak da anlatılır, bir iki çocuk olsa, şuurları olsa, anne karnında birinci kardeşi doğsa, ya içeride kalan kardeşi için, içeride anne rahminde kalan kardeşi için öbür kardeşi doğan, bizim için doğan, dünyaya gelen kardeşi için öldürür. Öldü. Çünkü bakın, onun göbek bağı kesildi, artık gıdasız kalacak, ölecek. Şuurlu olsa öldü diye ağlamaya başlar. Biz burada şuurluyuz, şuurumuzu kullanıyoruz. Demek ki bizim de dünya ile göbek bağımızın kesilmesi manasındaki ölüm, dünya anne karnından çıkıp ebedi aleme açılmak için bir kapıdır. Bir geçiş pasajdır. Bir geçiş yeridir. Yaratıcı bize işte hücreden, anne karnındaki ceninin, anne karnındaki ceninden bebeğin doğmasından sonra bebeklikten çocukluğa, çocukluktan gençliğe geçişin tavırdan tavıra geçirerek yaratma örneklerini gösterişinin hikmeti, ölümün de bir tavır olduğunu göstermek içindir. Ölüme kötü demek bence çok zor. Yani iyi dikkat edin, yaratılış öyle gerçekleşiyor ki hem ölüm son değildir, hem de şu dünyadaki yaratılış biçimi ölümü gerektiriyor. Yatalakta biraz önce bahsettiğim hastanın, yaşlı hasta hanımın haline bakınca herkesin içinden şöyle geçiyor: artık hayattan hiç lezzet alacak bir tarafı kalmamış. Gerçi o istiyor. Yaşamak istiyor. En ufak bir rahatsızlığını hissettiği zaman, bazen hissetmiyor, tedavisi olacağını aklı keserse hemen doktora götürün beni diyor, ilaç getirin diyor. Yani hayatın devamını istiyor ama ona kalırsa hayatın devamını istiyor. Fakat etraftaki kişiler bu haliyle yaşayıp ne yapacak, öbür aleme gitsin diyor. Yani bu hayat tarzı artık onun lezzet alacağı bir yaratılış biçimi olmaktan çıktı diyor. Ölümü sevdiriyor, istetiyor. Demek ki şu yaratıcı, şu alemin yaratıcısı, fani alemin yaratıcısı o şekilde yaratıyor ki, o şekilde yaratıyor ki ölüm istenilecek şekilde yaratılıyor. Fakat son olacak şekilde değil. Sonum olsun değil. Bu yaratılış türünden çıkayım artık diye. Nasıl çekirdek örnekler. Çekirdek uygun bir zemine yerleştiği zaman İçinde hayat nemalanmaya başlıyor. Hayat nemalanmaya başlayınca kabuğunu çürütüp, kabuğu da çürüyor, kabuğunu çatlatıp filiz verip çıkıyor. Bakın, kabuğu yırtılıyor, ölüyor. Bize göre çekirdek öldü. Fakat çekirdeğe göre çekirdek daha geniş, büyük, daha anlamlı, daha zevkli bir hayat, daha sevimli, daha arzu edilen bir hayat tarzına geçti. Ruh da cesetten öyle çıkıyor. Çekirdekten hayat ve hayatlı filizin çıkışı gibi çıkıyor cesetten. Artık çatlatıyor cesedi. Kendisinin yeni bir çekirdeğin içerisindeki o Said Nursi'nin tabiriyle kaderi ağaç, yeni bir bedende, yeni bir dünyada, bambaşka bir alemde kendini buluyor. Yani yaratılıyor. Halbuki çekirdeğin içinde de bir kaderi ağaç vardı. Ruhta da öyle bir kaderi ceset var. Ruh o cesedin
inşallah kesilmedi. Ruh kabuğunu çatlatıp tekrar vücut kendisine layık bir vücut giymek istiyor. Çekirdeğin içinde hayat vardır. Çürümemişse. Hayat vardır ve çekirdek kabuğunu kırarak ve çürüterek filiz veriyor ve bambaşka bir aleme geliyor. Bunların, bu yaratılışlar bize örnektir. Yaratıcı bize haber veriyor. Diyor ki sizi böyle yaratırım. Ben böyle bir yaratıcıyım. Sizi de böyle yaratacağım. Neden ümitsizleniyorsunuz? Neden kabuğum çürüdü diye korkuyorsun? Evet, çekirdek çekirdek olmaktan çıkıyor. Ama çekirdeğin özündeki o ağaç programı gerçekten bir ağaç olarak bambaşka, yepyeni bir alemde hiç aklı hayale gelmedik bir şekilde gerçekleşiyor. Biz de bunu görüyoruz. Gerçekten insan kendisine sorsa, dese ki şu çekirdeği görüyorsun. Şu çekirdeğin içinde ne var desen, eğer daha önce bir örneğini görmediysek insanın aklına, hayaline gelmez ki böyle bir ağacın programı var. İmkanı yok, düşünemez. Esbab dairesinde bunun böyle olduğuna dair, yani böyle bir ağacın olduğuna dair hiçbir delil yok. Gösteremiyoruz. Gösteremeyiz de. Onun için ahiret alemi için Peygamber aleyhissalatü vesselam hiç aklı hayale gelmemiş diye. Kalbe tahattür etmemiş bir yaratılış biçimi diye tarif ediyor. Örneğini görmedik. Ama çekirdekten ağacın çıkışı örneği bize, ben şimdi çekirdek içerisindeki bir hayatı yaşıyorum bu dünyada. Dünya benim kabuğum. Ben de onun içerisindeki o kaderi çekirdek gibiyim ruhum itibariyle. Çekirdeğin içerisinde bir yağ tabakası var, protein bir şeyler var. İşte benim şuradaki cesedim de o görevi yapıyor. Sanki teşbih yapacak olursak. Şimdi bu çekirdek ruh içerisinde o program taşıyan ruh bir ağaç olmak istiyor ama onu bilmek, o ağacı düşünebilmek, tefekkür edebilmek gerçekten mümkün değil. Fakat öyle bir şey istiyor. Ebedi mutluluk istiyor. Hiç ebedi mutluluğun örneğini burada görmemiş ama olması gerektiğini anlıyor. Evet, burası çok önemliydi. İnşallah bu cümleler ağır olmasına rağmen müellif dikkatimizi çeksin diye çok cesurcasına kullanmış. Biz bu cesurca kullanılan ifadeleri tekrar okuyalım. Biz de kullanalım anlamında değil ama nefsimizle kavga ettiğimizde, nefsimiz bahaneler uydurduğunda gel bak diyeceğiz, gör. Böyle mi değil mi? Onun için cümleyi tekrar okuyorum. Ben de bu cümlenin bu kadar kuvvetli bir argüman getirdiğinin farkında değildim hakikaten. Şimdi elhamdülillah Ramazan'ın bereketi sizlerin ihlasıyla, en çok işte dinleyicilerin ihlası dersin açılımına vesile oluyor. Rabbimiz böyle yaratıyor. Elhamdülillah. Muhtaçların ihtiyacına binaen yaratıyor. Elhamdülillah. Eğer aramızda muhtaç olmasaydı bu hakikatleri biz de okur geçerdik. Tekrar okuyorum bu muazzam cümleyi. Hem bu gördüğümüz icraat-ı hakimane, bir hakimane icraat görüyoruz ve ef'ali kerimane, kerim, kerem sahibine yakışır bir şekilde bir fiiller görünüyor burada ve ihsanat-ı rahimanenin, yani rahimane bir ihsanat, merhametlice yapılmış bir ihsanatın sahibini, yani bunu yapan kimse onu, haşası mahaşa, yani insan muhakemesine anlatmak için söylüyoruz bunu. Eğer ben buraya konunun gelişine uygun olarak ilave yapıyorum, öldükten sonra biz bu dünyada ölüm dediğimiz hadiseyi yaşadıktan sonra, ölüm yaratıldıktan sonra ebedi bir alemde bir çekirdekten çıkmış ağacın yaşadığı hayat gibi bir hayat, tamamen akla hayale gelmeyecek bir bambaşka bir hayat türü
gerçekleşmeyecekse, öyle diyorsak bu şu demeye geliyor. Haşa sümme haşa, şu ihsanat-ı rahimanenin sahibini sefih bir oyuncu, gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek lazım gelir. Çok mükemmel bir muhakeme. Çok kuvvetli bir muhakeme. Elhamdülillah bütün kritikçi tavrıma rağmen bayağı ikna oldum diyebilirim. Bu ise, yani şu kainatın yaratıcısının zalim olduğunu, gaddar olduğunu, sefih bir oyuncu olduğunu söylemek ise hakikatlerin zıtlarına inkılabıdır. Gördüklerimizin tam tersine inkılabıdır. Halbuki inkılab-ı hakaik bütün ehli aklın ittifakıyla muhaldir, mümkün değildir. Yani bir şey ya doğrudur ya yanlıştır, ya kainatın yaratıcısı hikmet sahibidir ya zalimdir. Hikmet sahibi ise zalim olmaz, zalimse hikmet sahibi olmaz. Ama yaratılışta hikmet varsa demek ki zalim değil. Bu insanın muhakemesi, herkes hakaiki inkılap mümkün değildir, muhaldir. Yalnız her şeyin vücudunu inkar eden sofistafi eblehler hariçtirler. Çünkü onlar hakikatin, şu dünyanın varlığını kabul etmiyor. Bu dünyanın varlığını kabul etmiyor da bu dünyanın varoluşunda tezahür eden hikmeti de kabul etmiyor. Yani ben inanmıyorum, kabul etmiyorum, kabul etmek istemiyorum diyor sofistafi denen insanlar. Biz de öyle yapıyorsak veya öyle yaşıyorsak öyle boşuna yaşayıp gidiyoruz demektir. Yani yokmuş gibi yaşayıp gidiyoruz demektir. Demek bu diyardan başka bir diyar vardır. Onda bir mahkeme-i kübra, bir madele-i ulya, yani ulvi bir madele, adaletleşme, bir mekreme-i uzma vardır. Sanki büyük, yüce, sonsuz bir ikram edilen yer, adaletin gerçekleştiği yer, mahkemenin, bir muhakemenin gerçekleştiği yer vardır ki ta şu merhamet ve hikmet ve inayet ve adalet tamamen tezahür etsinler. Biz şöyle bir soru da sorabiliriz. Ya çekirdeğin içerisinde ağacın programını yazıp bırakmanın ne alemi var? Ağaçsa ağaç yapsın efendim. Hayır. Yani bakın, yaratılış böyle değil. Yaratılış da bize söylüyor ki ben çekirdeği yaratıyorum, içine programını da koyuyorum, sonra da zemin müsait olduğunda belli şartlarda içinden ağacı çıkarıp yaratıyorum. İşte ben böyle mucizevi yaratılış gerçekleştiren birisiyim diye zişuur insana bunu anlatıyor. Biz de bundan dersimizi almalıyız İnşallah. Benim bugün Ramazan sahura kalkılacak münasebetiyle söyleyeceğim bu kadar. Zaten bir saati geçti ve yaklaştık ama saat 11'i geçti Türkiye saatiyle. Burada durmak istiyorum. Siz arzu ederseniz konuya katkılarda bulunmak istiyorsanız, sorularınızla veya da açıklamalarınızla çok memnun olurum. Ben bana düşen payda Fatiha demek istiyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha. Allahumme salli